Sayın hocalarım, sevgili arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Dil bilim konu etkinlikler açısından neredeyse epey fakir olduğumuz İzmir'de hocalarımıza böyle teklifler yapıyoruz. Sağ olun, geliyorlar. Hepsine sizin adınıza teşekkür ederim. Bugünkü misafirimiz Ege Üniversitesi Türkçe Eğitim Bölümünden Soner Akşehirli hocamız. Hocamız 2002 yılında Marmara Üniversitesi'nde lisansını tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı'nda 2004 yılında yüksek lisans, 2008 yılında da doktora derecelerini almıştır. 2009 yılından bu yana da aynı üniversitede Türkçe Eğitimi bölümünde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. Ve bu yıl itibariyle de bölüm başkan yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Alkışlarınızla sözü kendisine bırakıyorum. Değerli hocalarım, değerli meslektaşlarım, sevgili arkadaşlar. Öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere. Umarım geldiğinize değer bir sohbet, bir konuşma olur. Türkçenin sözcüksel karşıtlık örüntüsünün belirlenmesi başlıklı bir konuşma yapacağım sizlere. Bu aynı zamanda şu anda bölümümüzde yürüttüğümüz üniversite ölçekli bir proje. Bölümümüzden öğrencilerimiz de burada. Bu projeyi biraz sizlere tanıtmak, benim yerinize görücüye çıkarmak istedim. Tabii konu üzerinde benden çok daha fazla çalışmış hocalarımın önünde böyle bir sunu yapmaktan bir tarafıyla heyecan duyuyorum, bir taraftan da mutlu oluyorum. Çünkü eksiklerimi ve yanlışlarımızı görme şansımız da olacak. Bu tip katkılardan da ayrıca bizim olduğu belirtmek istiyorum. Örüntü kavramından hareketle arkadaşlar, birazdan sözcük kavramından söz edeceğim sizlere. Ancak önce şunu söylemek istiyorum. Karşıtlık ya da daha çok kullanılan adıyla karşıt anlamlılık aslında bizim hem çok iyi bildiğimiz hem de çok az bildiğimiz bir konu. Çok iyi biliyoruz çünkü ta ortaokul yıllarından itibaren ders kitaplarında geçiyor. Karşıt anlamlı sözcükler, eş anlamlı sözcükler diye geçiyor. Ama pek çok konuda olduğu gibi çok yüzeysel tabii ki. O seviyenin gerekliliği öyle olduğu için çok yüzeysel geçiliyor. Oysa konuştuğumuz veya konuşacağımız konu karşıtlık temeli biliyorsunuz ta Aristo'ya kadar giden, son yüzyıl içerisinde de modern çağdaş dil bilim çerçevesinde çok sayıda çalışma yapılan bir konu. Hatta karşıtlık ya da karşıt anlamlılıkla ilgili bir çalışmanın tam olarak bitirilmesi, tamamlanması imkansız. Sadece belirli noktalarına dikkat çekilebilir. Bizim yürüttüğümüz proje ve bugün sizlere anlatacaklarım bu niteliktedir. Tamamen bir başlangıç niteliğindedir ve bir dikkat çekme niteliğindedir. Dediğim gibi örüntü kavramından hareketle öncelikle sözcük ağı olgusundan kısaca söz etmek istiyorum. Şimdi sözcük ağı, ben iki anlamda kullanacağım burada. Birincisi sözcüklerin bizim zihnimizde oluşturdukları ağ. Çok iyi biliyorsunuz ki sözcükler sadece sözcükte alfabetik sırayla yer alırlar. Hatta son yıllarda artık alfabetik sırayla yer almayan, sözcüklerin alfabetik sırayla dizilmediği başka sözcükler de hazırlanıyor. Bir kısmı elektronik ortamda, bir kısmı daha küçük boyutlarda olmak üzere. Ama bizim bilişimizde, zihnimizde ve sözlükçede, çoğunluğun terimleriyle konuşmak gerekirse, sözcükler alfabetik sırayla yer almıyorlar. Aralarında bir takım ilişkiler var. Ve bu ilişkileri iki bölükte değerlendirebiliriz. Bir tanesi bir bölük, kişinin yani dil kullanıcısının tamamen kişisel yaşantıları sonucunda oluşturduğu bir ilişkiler ağı vardır ki bu dil bilimi değil biliyorsunuz psikolojinin konusudur. Bir de dil bilimin yapısal çerçevede değerlendirdiği ilişkiler vardır ve bu ilişkiler bu şemada küçük bir örneğini gördüğünüz gibi alt üst anlamlılık ve karşıt anlamlılık temelinde kurulan ilişkilerdir. Şimdi bu noktada bir önemli bir söylenmesi gereken bir şey var. Dil edinimi üzerine çalışan dil bilimciler, özellikle de kavram edinimi üzerine çalışan dil bilimciler bir veri sunuyorlar bize. Diyorlar ki, biz bir kavramı öğrendiğimizde, edindiğimizde daha doğrusu, aynı anda iki şey öğreniyoruz. Biz o şeyin ne olduğunu, iki ne olmadığını öğreniyoruz. Örneğin bir çocuk, tabii çocuk çok belirsiz bir terim. Yani da çok genel, yani konumluğundan olmadığı için çok genel bir şekilde kullanıyorum. Kedinin ne olduğunu öğrendiğinde şunu öğrenmiş oluyor. Öncelikle, diyor araştırmalar, onun ne olmadığını, örneğin köpek olmadığını öğreniyor.
ne olduğunu öğrenmesi bir soyutlama gerektireceği için daha sonraki bir dönemde gerçekleşiyor. Birazdan değineceğim bir kaynak, karşıtlık ya da sözcükler arası anlam ilişkilerini ele alan bir kaynak. Bundan ötürü karşıtlığı arşetipal, yani ilk örnek niteliğindeki bir ilişki olarak görüyor ve insan zihninin yapılanmasının temel ilkelerinden biri olduğunu söylüyor karşılığı. O nedenle hem çok derin bir konu hem de lise derslerine kadar girmiş çok yaygın bir konu. Sözcük ağı bu bizim zihnimizi modelleyen bir görüntü ama bu konu üzerine yapılmış bilimsel çalışmalar var. En bilineni biliyorsunuzdur Princeton Üniversitesi'nde gerçekleştirilmiş, şu anda 3.0.1 versiyonu yayınlanmış olan WorldNet projesi. Çok büyük bir proje, WorldNet projesi. İngilizce'deki en azından yazı dilinde diyebileceğimiz tüm sözcüklerin belirli anlamsal ilişkiler çerçevesinde birleştirildiği ve sunulduğu bir projedir. Hem online açık erişim versiyonu vardır, kullanıcı açıktır, hem de bilgisayarınıza indirip kullanabileceğiniz bir yazılım haline getirilmiştir. WorldNet projesi şuna dayanıyor. İngilizce'deki sözcükler SINSET adı verilen ilişkiler ağı halinde toplanıyor. Örneğin kediden hareket ettikleri devam edelim. Kedi, hayvan, memeli gibi tüm kavramlar bir SINSET içinde, bir anlam kümesi içinde toplanıyor. Sonra bunlar arasındaki tüm ilişkiler kullanıcıya sunuluyor. Bu anlattıklarımı bu WorldNet'in kendi sayfasında sunulan bir görseldir. Ben daha iyi anlaşılması için WorldNet'in sorgu arayüzlerinden aldım birkaç tane örnek. Sizlerle onları paylaşmak istiyorum ama öncelikle sözcük ağı projelerinden çok kısaca söz edeceğim. Dünyada şu an 75 civarında sözcük ağı projesi var. Bunların bir kısmı devam eden, bir kısmı tamamlanmış ama devam edenler de şu anlamda devam ediyor. Sözcük biliyorsunuz söz varlığı dilin açık kümelerinden bir tanesi. Sürekli yeni sözcüklerin katılmasıyla sözcük ağında değişmesi bir gerçeği var. Ondan ötürü devam eden projeler, hiçbir zaman tamamlanmış projeler değil. Üç grupta toplayabiliyoruz bu sözcük ağı projelerini. Tek dilli sözcük ağları, örneğin az önce paylaştığım WorldNet tek dilli bir sözcük ağı projesidir. Çok dilli sözcük ağları var. Örneğin Balkan dillerinin arasındaki ilişkileri gösteren projeler var. Bir de sözcük ağlarını bir araya getiren bir proje demeyelim ama bir de bir portallar var. Şimdi bunlar içerisinde ben WorldNet'i tabii ki tüm belki sözcük ağı projelerinin bir bakıma şu an atası niteliğinde, en iyi örneği niteliğinde. Kısaca ondan söz etmek istiyorum. Çünkü benim size birazdan bahsedeceğim karşıtlıkla ilgili konu ya da proje çok daha büyük hayalini kurduğum diyeyim, hedeflediğimiz bir sözcük ağı projesinin küçük bir parçası sadece. Princeton Üniversitesi'nin sözcük ağı projesi çok geniş bir sözcüksel veri tabanı sunuyor her şeyden önce. Adlar, eylemler, sıfatlar ve belirteçlerin yani tüm temel sözcük türlerinin bütün sözlüksel ilişkileri gösteriliyor. Birazdan örnek göstereceğim bir tane. Kümeler arası kavramsal, anlamsal ve sözlüksel ilişkiler sunuluyor. Çok önemli bir nokta var. Sözcük biçimleri değil, sözcük anlamları arasındaki ilişkiler sunuluyor. Yani biçim bilimsel, morfolojik ilişkiler çok söz konusu edilmiyor. İlk versiyonunda öyle. Fakat sonraki versiyonlarında şunu da görüyoruz. İngilizce'deki bir sözcükten türemiş sözcüklerin de aile başlığı altında sunulduğunu görüyoruz. Yani bu söylediğim sözcük biçimlerinin devre dışı bırakılması sonraki versiyonlarda ortadan kalkıyor. Şu an sözcük biçimlerine bağlı bir ilişkilendirme de söz konusu. Anlam bilinçsizliklerinin çözümlenmesi biliyorsunuz anlam biliminin en çok uğraştığı konulardan biridir. O konuda önemli bir veri sağlıyor bize sözcük ağı projesi ve en bizi yakından ilgilendiren kısmı da sözcükler arası anlam ilişkileri etiketlenmiş durumda. Şimdi online yani açık erişim değil bilgisayarımızda kullanabileceğimiz yazılımdan bir sorgu arayüzü var burada. Successful, biz karşılıklı ve sıfatlara dayalı olarak ben çalışmamı yürüttüğüm için sıfatlardan bir örnek seçtim. Başarılı sözcüğünü yazdığınızda önce size klasik bir sözlük gibi onun tanımını veriyor. Ama asıl projenin önemi buradan sonra başlıyor. Bakınız üstte sözcüğün türü yazıyor, sıfat olduğu yazıyor. Ve siz oraya tıkladığınızda bir menü açılıyor. Menüde size bu sözcüğün eş anlamlıları, karşıt anlamları ve successful is a value of diyor. Yani bu sıfatın hangi göndergeler için kullanıldığını veriyor. Örneğin başarılı her şeyden önce insana ait bir değer.
Ama sonra ikinci ve üçüncü sırada örneğin başarılı bir çalışma, ki Türkçe'de de biliyorsunuz çok kullanılır. Onları da veriyor. Çok bu açıdan baktığınızda gerçekten dikkat çekici bir çalışmadır. Bakın az önce söylediğim türemişler arkadan geliyor. Önce yoktu, sonradan türemiş formlar da veriliyor. Örneğin success fiiliyle, eylemiyle olan ilişkisinden bahsediliyor. Ve son olarak da bu sözcüğün anlamsal ve biçim bilimsel tüm ilişkili sözcüklerle oluşturduğu aile yapısı kullanıcıya sunuluyor. Burada daha açık bir şekilde gösterdim. Şimdi burada çok önemli bir nokta var. Ben sözcüğün, successful sözcüğünün karşıt anlamlısını seçtim o menüden. Çünkü çalışmanız onun üzerinde. Şimdi burada bakınız, unsuccessful yani doğrudan karşıtı verilmiş. Ancak şu maddelere dikkat ederseniz bir şey görüyorsunuz. Sözcüğün farklı bağlamlarda değişen farklı karşıtları sunulmuş. Örneğin şuradaki failing veya başka bir bağlamda başka bir sözcükte kullanılabilir. Ancak ticari bir başarısızlık yaşandığında kullanılıyor. No win sözcüğü, başarılı sözcüğünün karşıtı olarak bir spor ekibinin bir sezonu başarısız geçirdiği zaman kullanılan bir şeydir. İşte bu WordNet'in bu özelliği benim ya da bizim şu anda yürütmekte olduğumuz projenin de bir nevi çıkış noktasını oluşturdu. Birazdan daha ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Bir de açık gelişim online kullanımından bazı örneklerle göstereceğim. Yani bir tane de ad türü bir sözcük seçmek istedim. Tutalım sözcüğü. Çünkü adlar karşıt anlamlılık açısından biliyorsunuz daha kapalı bir küme oluştururlar. Bakın onun da sorgusunu yaptığımızda karşımıza eş anlamlıları, coordinate terms dediği aynı üst anlamlı sözcük altında bulunan diğer sözcükler bize veriliyor. Aşağıdakilerde gördüğünüz gibi bir tür, cins tür ilişkisini bize sunuyor. Ancak karşıt anlamlılık yer almıyor. Çünkü isim türü bir sözcük olduğu için isim türü sözcüklere, ad türü sözcüklere WordNet karşıtlık bilgisini vermiyor. Birkaç karşı örnek dışında sadece. Öğrenci sözcüğüyle ilgili, student sözcüğüyle ilgili bir ağaç görüyorsunuz burada. Bu ağaçta Ariston'un çizdiği Porpius, değil mi hocam? O sınıflama ağacının işte model görünümü. Tutunun sözcüğüyle başlayıp bağlılık sözcüğüne kadar giden bir ağaç görüyoruz. Ve bu ağaç bize İngilizce'deki tutunun sözcüğünün anlamsal atalarını gösteriyor, kalıtımını gösteriyor. Tersten de okuyabilirsiniz, buradan da okuyabilirsiniz. İkinci anlamdaki öğrenci olduğunda da yine farklı bir ağaç karşımıza çıkıyor. Müthiş bir proje, müthiş bir dil bilim çalışması ve müthiş bir veri sunuyor pek çok çalışma için. Şimdi bu da online kullanımdan bir örnek. Bu sefer large sözcüğünü seçtik İngilizce'den. Şimdi sözcüğün karşıt anlamlarına bakmamız gerekti. Öncelikle anlamlarından bir tanesini seçiyorsunuz. Çünkü her anlamın farklı bir karşıtı söz konusu olacak. Bakın burada insignificant sözcüğünü karşıt olarak veriyor. Ancak ben buraya sığdıramadım. Şuraya tıkladığınızda, antonim sözcüğüne tıkladığınızda large sözcüğünü çok farklı bağlamlarda çok sayıda karşıtının olduğu listeleniyor bizim önümüze sunuluyor. Ancak dikkatini çekmek istediğim bir nokta var. WordNet bu sunumlarının dayanaklarını kullanıcıya açık bir şekilde sunmuyor. Yani her kullanım için örneğin large'ın hangi bağlamda karşıtının small olduğu, hangi bağlamda başka bir sözcük olduğuna dair küçük bir örnek tümce veriyor. Ama bu örnek tümcenin dayandığı ya da bir metinsel bir dayanak sunulmuyor. WordNet'in en önemli özelliklerinden bir tanesi o. Şimdi devam ediyorum. Sözcük ağları konusunu kapatacağım. Çok genel birkaç bilgi vererek. Dünyadaki diğer bazı sözcük ağlarından söz etmek istiyorum. Arnavutça için çok iyi bir sözcük ağı var örneğin. İngilizce, İspanyolca ve Katalanca'dan oluşan bu diller arasındaki sözcük ağlarını gösteren bir proje var. Hırvatça için var, Fransızca için var, Türkçe için var mı diye sorduğumuzda. Evet, Balkan ettiği bir proje başlamıştı. Sabancı Üniversitesi'de Kemal Oftazer hocamızın başlattığı bir projeydi. Ayrıntılı bilmiyorum ama zannediyorum şu anda durmuş proje, devam etmiyor. Keşke devam etseydi. Kürtçe için bir sözcük ağı projesi var. Doğu dilleri için çok sayıda devam eden sözcük ağı projesi var. Bu da bize gösteriyor ki dil bilimde önem kazanmaya başlayan bir konu sözcük ağı. Şimdi
Benim konum karşıtlık, karşıt anlamlılık. Önce bir terimlerle, kavramlarla bir o sınıflamayla bir işimizi hallettik. Ondan sonra devam etmek istedim. Sözcük ağı içerisinde ki ilişkilerden bir tanesi karşıtlık. Ama onun üst başlığı nedir? Kurios 2003 alan yazında bu konuda en çok çalışan bilim adamlarından bir tanesi. Onun bir sınıflaması var. Anlam ilişkilerini ikiye ayırıyor. Hepinizin bildiği ikili ilişkiler biçiminde ayırıyor. Önce dizisel ve dizimsel olmak üzere. Bakın dizimsel ilişkiler başlığı altında hiçbir alt başlık yok. Çünkü dizimsel ilişkiler bildiğiniz eş dizimlilik ilişkilerine dayanıyor tamamen. Ve ayrıca bir türleştirme yapılmamış. Ama dizisel ilişkiler ki hayli karmaşık ki bu basitleştirilmiş hali aslında daha karmaşık bir sınıflama yapıyor. İçerme ve özdeşlik, dışlama ve karşılık diye ikiye ayrılıyor. İçerme ve özdeşlik ilişkisi aynı zamanda birbirinin yerine geçebilme ilişkisi olarak da tanımlanabiliyor. Alt anlamlılık ya da tersi üst anlamlılık, parça bütün ilişkisi ve eş anlamlılık. Parça bütün ilişkisini bazı kaynaklar aslında bir anlam ilişkisi olarak kabul etmiyor. Örneğin vücut ve el arasındaki ilişki bir göndergesel bir ilişkidir, anlamlar arası bir ilişkidir, ilişki değildir diyenler de var. Ama pek çok çağdaş kaynakta bir anlam ilişkisi türü olarak kabul ediliyor ve bir de eş anlamlılık var. Bizim çalışmamız size göre tam bunun sağ tarafı, yani dışlama ve karşıtlık ilişkileri. Tek tek bu türleri anlatmak niyetinde değilim çünkü asıl hedef noktam o değil. Sadece terimlere dikkatinizi çekmek istiyorum. Bağdaşmazlık terimi kullanılıyor. Karşıtlar başlığı altında çok sayıda farklı terim kullanılıyor. Bütünleyiciler, karşıt anlamlar. Çok basit bir ayrım bu aslında biliyorsunuz. Temelde ikili bir ayrım yapılır. Derecelilik, derecesizlik ayrımı. İşte büyük küçük karşıtlığı ile örneğin canlı ölü karşıtlığı arasındaki fark bildiğiniz gibi birisinin bir varlık alanını tam iki eşit parçaya bölmesi canlı ve ölü veya evli ve bekar. Diğerinin ise bir derecelenme sunması. Ama çok farklı karşıtlık türleri de var. Kutsal, örtüşen, eşdeğer, önerimsel, evrişik gibi. Belki birer örnek de hatırlatabilirim. İşte evrişik karşıtlık bir eylemin tam karşıtının yapılması, satmak, satın almak gibi. Yönelimsel karşıtlık yine bir eylemin karşıt yönde gerçekleştirilmesi, gitmek, gelmek gibi. Kutupsal karşıtlıklar yönle ilgili, kuzey, güney gibi karşıtlıklar. Buraya eklenmemiş ama ilişkisel karşıtlıklar da vardır. Doktor, hasta, öğretmen, öğrenci gibi. Bunlar karşıtlıkla ilgili çok temel sınıflamalar. Şimdi devam ediyorum. Bu bağlamda alan yazına baktığınızda ufak bir sorunla karşılaşıyorsunuz. O sorun da şudur, bir terim problemiyle karşılaşıyoruz. Şimdi antonimi, opposition, contrast, contrary ve complementary olmak üzere 5 tane temel terim geçiyor. Tabii bunların alt türlerini çıkartmıyorum bile işin içine. Ana terimler bunlar. Ama Türkçe'de bunlara karşılık karşıt anlamlı, karşıtlık ve bütünleyici olmak üzere daha az sayıda terim kullanılıyor. Bu da kaynakları anlayıp, daha doğrusu anlıyoruz ama Türkçe'de ifade ederken ufak bir sorun yaratıyor. O nedenle ben öncelikle işimi bununla, işin bu kısmını halletmem gerektiğini düşündüm ve kaynakları bu açıdan bir taradığımda şunu gördüm. Lyons biliyorsunuz sözcük anlam bilimi, daha doğrusu genel anlamda da anlam bilimi yani kaynaklarından birisidir. 77 yani biraz eski gibi görünse de hala çok temel bir başvuru kaynağıdır. O genel terim olarak opposition'ı kullanıyor. Ve dereceli karşıtlıklar için antonimi, derecesizler için bütünleyici terimini tercih ediyor. Lehrer, o da alanda çok çalışması olan bir kaynak. Sadece dereceliler için karşıt anlamlılık terimini kullanıyor. Kruse, az önce sözünü ettiğim bilim adamı, genel terim olarak karşıt anlamlılığı kullandığını söylüyor. Ama başka bir kaynakta dereceli karşıtlıklar için antonimi terimini kullandığını söylüyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Aslında alan yazımda antonimi ve opposition terimleri arasında bir nöbetleşme var. Çok kesin bir karara varıldığını görmüyoruz. Her ikisinin de kullanıldığını ama opposition teriminin gündelik dilde de aslında çok daha genel bir terim olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Contrast terimi de dikkatimizi çekiyor. Winners 2001'de karşıt anlamlılığın bir türü olarak anılıyor. Aynı anlam eksenine ait. Bu eksenin uç noktalarını işaret etmeyen terimlere kontrast diyor. Örnek, sıcakla soğuk bir anlam ekseninin iki uç noktasıdır ama ılık ve serin ara noktalardır. Winners'a göre ılık ve serin arasında bir kontrast vardır. Murphy 2003 benim açımdan çok önemli bir kaynak çünkü çok derin bir kuramsal inceleme sunuyor. O diyor ki bir sıfatın nitelediği nesneye ilişkin
veya ada ilişki demek daha doğru olacak. Aynı niteleme ekseninde yer alan tüm sıfatlar arasındaki ilişkiye kontrast edilir. Yani sıcakla serin, sıcakla ılık, soğukla serin gibi. Hocamız burada olduğu için almadım bu kaynağı. Çünkü gerçekten benim gördüğüm kadarıyla, iddialı söyleyeyim ama Türkiye'de karşılıklıkla ilgili rica ve nitel olarak en geniş bilgiyi hocamızın kaynağında gördük. Sözcük bilime giriş kitabında. Onun dışında çok kısa geçilmiş bir konudur. Ya da spesifik çalışmalar vardır. Burcu hocamızın çalışmaları var. Doğan Aksa'nın, yani Türk anlam bilimi. Ama bu kaynaklar birazdan sözüne edeceğim ayrıntılara çok girmeyen kaynaklar. Bu kaynakta yani hocamızın kaynağında karşıt anlamlılık başlığı altında kontrer, karşıt ve bütünleyicilik ve de karşıtların birleşimi için opposition terimleri kullanılmış. Şimdi ben biraz önceki sözümüz opposition, antonimi, kontrariyalite, kontradiktuarlar onların hepsini aslında Türkçe karşılığında bulmuştum. Vardı bir yerde ama belki sözcük bilme değil, belki göstergelim yazılarında vardı. Yani bunların sıkıntımız gerçekten Türkçelerin karşılığında. Evet. Hepsine karşıtlık diyor ama hepsi karşıtlık değil. Onun için de işte onlar ilk önce Türkçe karşılığını bulup ondan sonra yola çıkmak gerekiyor. Yani ne olursa olsun ben onları size gönderebilirim. Yani ilk önce Türkçe karşılığında bulup ben ondan sonra terimleri kullanarak devam etmekte yarar var. Peki. Biliyorum yani bir alana içinde biz hepsine karşılık diyoruz ama arasında anlattığınız çok güzel şeyler var. Evet, çok ciddi farklar var. Belki genel terim karşılıklıktır ama alt terimleri ben küçük bir inceleme yapmıştım onunla ilgili. İngilizce'de karşılık için kullanılan 19 tane terim var. Türkçe'de karşılık 4 tane sadece. Çok adaletsiz bir mücadele bu. O yüzden yani terim üretmemiz gerekiyor. Terim üretmek de bilgi üretmekle ilişkili diye düşünüyorum. Önce merak etmekle ilişkili elbette. Şimdi ben yani şöyle bir şey yapmam gerekiyordu açıkçası. Her çalışmada bir yerde uzlaşmanız gerekiyor. Bir terimi tercih edip tüm çalışma boyunca onu kullanmanız gerekiyor. Ama bunu da araştırmacılara sunmanız gerekiyor. Yani tüm karşılıklık ilişkileri için opposition teriminin karşılığı olarak karşılıklık sözcüğünü kullanmayı düşündüm. Çünkü diğerleri, örneğin karşıt anlamlılığı tercih etseydim, birazdan söyleyeceğimiz bir problem ortaya çıkacaktı. Çünkü bazı durumlarda anlamlar değil, göndergeler arası bir karşılıklık söz konusu oluyor. Bu ana başlık altında temel türlerin hepsini, örneğin dereceliler için karşıt anlamlılık, büyük küçük gibi, bütünleyici karşılıklık için canlı ölü gibi çiftler için bütünleyici sözcüğü, kontrast çok sevmediğimiz bir şey, yabancı bir sözcüğü olduğu gibi kullanmak ama şimdilik en azından bir riske atmamak için olduğu gibi tercih ettik kontrast sözcüğünü kullanmayı, tatlı tuzlu gibi sözcükler için. Diğer türler, evrişikler, yön karşılıklıkları ve ilişkisel karşılıklıklarda bu ana başlığın altında. Yani bundan sonra karşılıklı sözcüğünü kullandığında bunların tümünü birden kastettiğimi, yani tüm türleriyle birlikte kullandığımı söylemek istiyorum. Aslında karşılık anlamlılık bana göre daha genel, geniş bir kavram oluyor. Zıt anlamlılık antonimlerden kaynaklarla gördüm. Yani antonimi dediği zaman genelde zaten Türkçecilerde zıt anlamlılık ve bütün bunların hepsinin zıt ilişkiler başlığı altında toplandığı görülebiliyor. Yani en azından Doğan Aksan mesela. Ben onun kaynaklarından çok faydalandım çünkü Türkçe terimlerini bulamadım. Genelde Cruise'u anlatırım mesela anlam bilim dersinde. Ama Türkçe terimleri olmadığı için genelde Doğan Aksan'da bu şekilde yapılmış ve ben çok mantıklı buldum. Yani çünkü öğrenciler de lisede benim gördüğüm kadarıyla zıt anlamlılar dendiği zaman antonimiyi öğretiliyorlar. Ondan sonra sanki alt türleriymiş gibi üniversiteye geldikleri zaman bunları öğreniyorlar. Evet, bazı kaynaklar mesela anlamsal karşıtlık der. Biraz daha böyle... Yok, anlamsal karşıtlık başka bir şey. Anlamsal karşıtlık, hatta bugün Meltem Hanım'la konuştuk. Mesela çek kelimesi, çekmek fiilinden, çek perdeyi, çek öğrencileri öğrenebilirler. Burada bir yön bakımından kelime kendi içerisinde bir zıtlık yaşıyor. Bunu da minimal düzeyde bir zıtlık ve maksimal düzey. Bunlar maksimal düzeyde zıtlıklar. Öbürküsü minimal düzey. Evet. Yani kelimenin kendi içerisinde ona o zaman anlam zıtlığı ya da anlam karşıtlığı diyebiliriz. Çünkü anlamsal bazda sözcüğün içerisinde bir zıtlık var. Ama burada morfolojik olarak
iki karşılıklı kutuplar var. Büyük karşısında küçük. Başka ama bir sözcük. Çekmek fiilinin karşısında yok çünkü başka zaten bakamam. İçerisinde mikro düzeyde zaten. Yani terim konusunda ben de çok iddialı değilim ama çalışmayı yönetebilmek için bir tercihte bulunduk. Anlam, karşıt anlam sözcüğünü tercih etmeme nedenim, benim dediğim gibi gönderge ile ilgili bir sorun da var. Yani bazı karşıtlıklar göndergesel karşıtlık örneği gibi duruyor. Anlamın orada bir zihin karışıklığı yaratabileceğini düşünerek bunu tercih ettim. Şimdi kısaca temel çalışmalardan söz edeceğim. Elbette çok çalışma var ama ikiye ayırabiliriz. Yani temel ve özel çalışmalar olarak temel çalışmaların kuramsal nitelikte olduğunu görüyoruz. Ne olsun çalışmaları? Bu konunun, Aristo'dan beri çok iyi bildiğimiz bu konunun veya çok iyi bildiğimiz demeyeyim ama çok çalışılan bir konunun modern dil bilim içerisindeki görünümünü sunan çalışmalardır. Kuyuz'un çok sayıda çalışması var. Çok sayıda kaynak içerisinde bölümler halinde çalışmaları var. Sözcük anlam bilim çerçevesinde konuyu ele alıyor, sözcük bilim çerçevesinde ele alıyor ama bir de bilişsel dil bilim çerçevesi içerisinde de konuyu ele alıyor. Leydler'in önemli çalışmaları var, özellikle belirtililik, belirtisizlik ayrımı ve yapısal ilişkiler düzleminde. Diğer maddede yer alanlar Atlas, Pierwisch, Kressler, Hirschberg ve Freiser ise karşıt anlamlılıkla ilgili her biri farklı bir konuya değiniyor. Örneğin derece niteleyicileri konusunu ele alanlar var, ölçek yapısını ele alanlar var. Ama bunların tümü karşıtlığın adeta ansiklopedisini yazan, yani temel başvuru kaynağını oluşturan çalışmalar diye düşünebiliriz. Şimdi daha sonraki dönemde özel bazı çalışmaların yapıldığını görüyoruz. İşte bu noktadan sonra benim şu an üzerinde çalıştığım konuya temel oluşturan kaynaklar karşımıza çıkıyor. Charles M. Miller, kendi adlarıyla anılan bir kuramları var. Bir birliktelik kullanımı olarak ele alınıyor bu kuram. Adı böyle, birliktelik kullanımı. Ve şunu söylüyorlar, diyorlar ki karşıt sözcükler metin düzleminde aynı tümcede birlikte yer alma eğilimindedirler. Diyorlar ve bunu ispatlayan, bunu kanıtlayan ama çok büyük bir veri tabanına dayanmayan bir çalışma yapıyorlar. Bu bir olasılık düzleminde ifade ediliyor. Yani karşıt sözcüklerin aynı tümcede yer alma olasılığı başka sözcüklere oranla daha yüksektir gibi bir kuram ortaya atıyorlar. Ve arkasından gelen, bu arada Charles M. Miller dil bilimci değil, yanlış bilmiyorsam eğer, psikoloji çalışıyorlar. Sözcük çağrışım testleri sırasında böyle bir veriye ulaşıyorlar. Arkasından dil bilimcilerin konudaki destekleri gelmeye başlıyor. Justezon ve Katz ve Ferbolg'un çalışmaları bu kuramı destekliyor arkadaşlar. Çok daha geniş bir veri tabanı kullanıyorlar ve gerçekten de karşıt sözcüklerin, ama dikkatinizi bir noktaya çekeceğim, özellikle birazdan değineceğim, kuramlı karşıtlıkların aynı tüncede çok sayıda birlikte yer aldıkları görünüm ortaya koyuyorlar. Ve bu da karşıtlık için yeni bir tanımlama yapmamızı sağlıyor. O da şudur. Karşıt sözcükler birbiriyle çok yakın duran söylem düzeninde aynı tümcede yer alan sözcüklerdir gibi bir tanım yapma olanağı sağlıyor. En azından onların öyle bir tanımı olacak ki birazdan bu tanım bizim için önemli olacak. Özel çalışmalar içerisinde Jones 2002 çok ilginç bir çalışmadır. Çok geniş bir derlem, yaklaşık 100 milyon sözcükten oluşan gazete metinlerine oluşan bir derlem kullanıyor. Bu sıfatların bağlam içi birlikleri kullanımlarını inceliyor. Ama onun amacı başka. O Charles Miller hipotezini yani ya da varsayımını desteklemeye çalışmıyor. Çünkü zaten desteklenmiş bir kuram artık. O bununla ilgili başka bir çalışma yapıyor. İngilizce'deki sıfatların karşıt sıfatlar, bir karşıt sıfatlar listesi kullanıyor. Metin düzlemindeki görünümlerine bakıyor ve ne tür ilişkiler kurduklarına bakıyor. Mesela eş güdümlü karşıtlık dediği şu. V bağlacıyla bağlanmış karşıtlıklar. Büyük ve küçük gibi. Geçişken karşıtlık dediği büyükten küçüğe, yani karşıt sözcükler aynı tümce içerisinde nasıl bir anlam ezgisi diyelim, bir prozodil oluşturuyorlar ve nasıl bir söz dizimsel yapıyla karşımıza çıkıyorlar. Bu çalışmada daha sonra yapılacak başka bir çalışmanın temelini oluşturuyor. Metinler 1994, karşıt sözcüklerin İngilizce'deki metinsel dağılımını inceleyen bir çalışma yapıyor. Bu çalışma bildiğim kadarıyla iddialı olmuyor ama karşıt anlamlılıkla ilgili, eğer az önceki o kuramsal
birliktelik kullanımının ortaya atıldığı çalışmaları hariç tutacak olursak, söylem incelemesi yapan, yani metin düzleminde karşıtlığı inceleyen ilk büyük çalışmalardan biri. Ondan öncekilerin daha çok kuramsal temelde gittiğini görüyoruz. Şimdi temel ve özel çalışmaların ortak bir noktası var. Ona değinmek istiyorum. Bu çalışmaların tümü, çok ilginç bir nokta burası, önceden belirlenmiş karşıt anlamlı ya da karşıt sözcük listelerine dayanıyor. Bir başka deyişle, bu çalışmalar çalıştıkları dildeki sıfatların ya da sözcüklerin karşıtlarının ne olduğunu bulmaya çalışmıyorlar. Mevcut bir liste var ellerinde. Türkçede de biliyorsunuz Türk Dil Kurumu'nun bir zıt anlamlı sözcükler sözlüğü var. Kitap halinde yayınlanmış birkaç çalışma var ve bunları kullanıyorlar. Ama acaba diğer sözcüklerin, İngilizce'de veya Türkçe'de diğer sözcüklerin karşıtları var mıdır ya da nelerdir diye bir çalışma yapılmıyor. Bu da ben peki diye bağladım orayı. Üç tane soruyu sormamızı zorunlu ya da soruyu akla getiriyor. Bir tanesi şu. Sözcükleri birbirine karşıt ya da karşıt anlamlı yapan şey nedir? Aslında kaynaklar bu konuda bazı açıklamalar yapıyorlar. Birazdan değineceğim onlara. Ama bu sorunun bir kez daha sorulması gerekiyor ki bu ölçütü alıp o zaman başka karşıt anlamlarda var mı diye kullanabilirim. İkincisi, sözcüklerin sadece tek bir karşıtı mı vardır? Üçüncüsü, neden sadece bazı sözcüklerin karşıtı vardır? Buyurun hocam. Şimdi korsan bildiri sunayım döneceğinizin arasında. Çok teşekkür ederim. Çok güzel gidiyor. Ben biraz sonra maalesef çıkacağım. Genel anlamda sizin şu anda buradaki sözünü ettiğiniz şey toplumsal bellekte ya da toplumdaki dilin kullanımındaki karşılıklıkları ben yola çıkıyorum. Ama metin çözümlemesi özellikle seviye kursal çözümlemede metin düzeyinde metin içerisindeki karşılıklıklar belki beyaz orada ne bileyim ben turuncuya karşıttır. Ama beyaz toplumsal bellekte siyaha karşıttır. Yani o bir başka metin bağlamında başka bir şey olması gerekiyor. Eğer bu şekilde yapılıyorsa toplumsal belleğin metindeki karşılıklığını bulmak çok da sağlıklı olmaz gibi geliyor bana. Yani değişkenlikleri görmek en azından belki amaçladığımız şey. Evet. Nasıl bir değişkenlik gösteriyor? Buyurun hocam. Esra. Şu üçüncü maddeye benim itiraz demeyeyim de bir ilave bilgi sunmam gerekiyor. Evet. Neden sadece bazı sözcüklerin karşılığı? Aslında bütün sözcüklerin karşılığı var. Doğru. Çünkü incompatibility diye bir olgu var. Zaten incompatibility'nin altında sizin biraz önce saymış olduklarınız bütünleyiciler, işte neydi o çok hoşuma gitti, reversibility yerine siz bir Türkçe terim kullanmıştınız. Evrişiklik. Çok hoşuma gitti. Bunlar alt kategoriler olarak görünüyor. Çünkü incompatibility hem sözcükler kendi içerisinde hem de başka sözcüklerle, aslında sözcük dediğim yerin kavramlarla zıtlık ilişkisi içerisinde savunabilir özellikle Cruz. Çünkü kavramların ortak özellikleri olduğu gibi birbirlerini farklı kılan ayrıcı özellikleri de vardır. Bu ayrıcı özelliklerinden dolayı zaten bir zıtlık türü ilişki içerisindedirler. Değilse %100 eş anlamlılık olgusu olur diyoruz biz derslerimizde arkadaşları hatırlatmak için. Evet, benim söyle neden bazılarının karşıtı var derken aslında şunu elbette tüm sözcüklerin karşıtının olduğunu biliyoruz ama neden kaynaklara bazı listeler üzerinden gidiyor? Diğerleri nasıl acaba? Soruyu sorma amacım o. Yani bazı yorumlar... Anlaşılıyor aslında da evet. Belki hani sözcüklerin karşıtı kelimesi... İşte terim evet. Sorunu var dedik var, ya. Var, maalesef var. Onu birazcık daha net kazandırmak gerekiyor. Evet, peki hocam, teşekkür ederim. Şimdi bu sorulara yanıt niteliğinde birkaç şeyden söz edeceğim sizlere. Murphy 2003 az önce de andım. Önemli bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu konuyu, sözcükler arası ilişkiler konusunu çok derinlemesine ele alıyor. Sadece ona ayrılmış bir monograf niteliğinde bir çalışma yapıyor. Estağfurullah hocam. Özür diliyorum. Teşekkür estağfurullah hocam. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Kaçırdığım için. Estağfurullah. Karşıtlığın arşetip niteliğinde, yani ilk örnek niteliğinde bir ilişki olduğunu söylüyor Murphy. Ve bir kurallı karşıtlık. Burada kurallı kanonik sözcüğünü kullanıyor. Kurallı deneyi düşündüm. Yani kanonik karşılığı olarak. Buradaki kuraldan kastedilen şey dil bilgisi kuramındaki ya da dil bilgisi kuramındaki o dil bilgisel
kabul edilebilirlik ya da anlamsal kabul edilebilirlik değil, kurallı olmasın ile kastettiği şey, sözcüklerin hemen akla gelen, çağrışım yoluyla akla gelen karşıtlıklarını kastediyor ve kanonik diyor. Kanonik gibi yabancı bir sözcük kullanmak yerine kurallı demeyi düşünün ama belki oraya daha uygun bir sözcük kullanılabilir. Çağrışımsal denebilir ki o da bir takım problemler taşıyor. Ve bizim birazdan değineceğimiz, hocamızın da toplumsal bellek ve metin düzlemi diyerek ikiye ayırdığı konuya değiniyor. Karşıtlığın eş dizimsel ve bağlamsal koşullara bağlı değişkenliğinden uzun uzun söz ediyor. Ama bu konuda bir uygulaması yok. Ben onun bu tezini ya da bu görüşlerini uygulamanın hareket noktası olarak seçtim diyebilirim aslında. Şimdi bir soru Murphy 2003'te de soruluyor. Açıkça sorulmasa bile çeşitli bölümlerde bu soruya değinildiğini görüyoruz. Sözcükler mi? Anlamlar mı? Göndergeler mi karşıtlıdır? Şimdi niçin mesela sözcükler karşıtlıdır diye sormak belki gereksiz gibi görünebilir ama kurallı karşıtlık kavramı diyor ki büyük sözcüğü akla küçüğü getirir. Niye? Anlamı bakımından mı? Yoksa kullanımdaki birliktelikleri bakımından mı? Bu çok eğer birliktelik kullanımı varsayımını merkeze alırsak kullanımları açısından ama anlam bilimsel doğalarına bakacak olursak aralarındaki ortak anlam bilimcikler ve bir tane farklı anlam bilimcikten ötürü. Bazı durumlarda net bir şekilde anlamlar karşıt ama mesela Murphy bir örnek veriyor. Diyor ki çay ve kahvenin satıldığı bir kafeye gittiniz. Menüde sadece çay ve kahve var. Çay ve kahve karşıt mıdır diye soruyor. Evet diye cevap verecek olursak eğer o zaman çay ve kahve anlam olarak mı karşıtlar yoksa gönderge olarak mı karşıtlıklar gibi bir sorunla karşılaşıyoruz. Ben de bu sorunu somutlaştırmak için 3 grup sözcük çifti seçtim bakın. Büyük, küçük, kişisel, toplumsal, eski, yeni. Bunlar sıfat türü sözcükler. Bu sözcükler için açık bir şekilde belki de anlamsal bir karşıtlık olduğunu söyleyebiliriz. İnmek, çıkmak, gülmek, ağlamak, eylem türü karşıtlıklar. Burada ise anlamdan çok bu eylemler arasındaki göndergesel farklılıklar sanki devreye giriyor. Burada dikkatinizi çekmek isterim. Gülmek sözcüğünün karşıtı her zaman çıkmak değil biliyorsunuz. Otobüsten inilir ama otobüsü bilinir gibi. Ki bu da çalışmanın temelini oluşturan bir şey. At, kısrak, tay, oğlak, Türk, İngiliz. At türü sözcükler aralarındaki karşıtlık neye dayanıyor? Anlam bilincik ortaklığı ve farklılığına dayanıyor. At ve kısrak dişi erkek anlam bilinciyi biliyorsunuz. Tay, oğlak birisi atın, birisi keçinin yavrusu. Peki Türk, İngiliz. Pek çok kaynak köken adlarının da ad olarak kullanıldığında hatta sıfat olarak kullanıldığında da bir bazı bağlamlarda ikili bir karşıtlık oluşturduğunu söylerler. Şimdi bunların tek tek ayrıntılarına baktığımızda şunu görüyoruz. Sıfat türü karşıtlıklar bir ölçek oluşturuyorlar. Yani örneğin küçükten büyüğe giden bir ölçek oluşturuyorlar. Eskiden yeniye doğru giden bir ölçek oluşturuyorlar. Ve kaynaklarda buna niteleme ekseni adı veriliyor. Yani biz büyük ve küçük sözcüğünün neden karşıt olduğunu söyleyebiliyoruz. Diyebiliyoruz ki bunlar bir niteleme ekseninin İki kutup noktasında bulundukları için karşıttırlar. Ancak burada işte az önce konuştuğumuz konuya geldik şimdi. Kıskanç da bir sıfattır biliyorsunuz. Peki kıskanç hangi ölçekte yer alır ve karşıtı nedir? Her sıfatın karşıtı var mıdır? Mantık gereği olmak durumunda değil mi? Çünkü her sıfat bir nitelik belirtiyor. Niteliğin varlığını, olumlamasını dile getiriyor. Onun olmaması da mümkün olmalıdır. Ama tabii şunu da söylemek gerekir. Her sıfatın karşıtı kavramsal olarak olabilir ama sözlüksel olarak olmayabilir. Yani sözlükte adlandırılmamış olabilir. Örneğin, Türkçe'de çok hatta üzerinde espri dahi yapılan bir şeydir. Mesela sol elini kullananlara solak denir. Sağ elini kullananlara bir şey denmiyor. Sağlak. Sözlükselleşmiş. Kruse'un açıklaması çok net. Diyor ki, çünkü diyor, bilişsel açıdan belirgin olan şeyler adlandırılır. Bilişsel belirginlik kuramı biliyorsunuz. Bu durumda kıskanç diye bir sıfat var. Karşıtı acaba bilişsel açıdan belirgin değil mi ki Türkçe'de bir sözlük birim yok. Karşıtı sözlük birim. Ya da gerçekten yok mu? Onaylanmadığı için toplumsal olarak onaylanan birim olmadığı için. Ya da şöyle soralım. Kıskanç sözcüğünün bir karşıt kullanımının diyelim en azından. Olmadığına emin miyiz? Domuz var mesela. Domuz. İşte bunu nasıl görebiliriz? Yani kıskanç için... Bir bağlantı ama eşin kıskanmıyor.
Hepsi öyle aslında. Hepsi bir bağlamda. Bir sözcüğü, kıskanç sözcüğünün karşıtı olarak neyin kullanıldığını nasıl görebiliriz? Söyleme bakmamız lazım. Betimleme bakmamız lazım. Olumsuzlama yoluyla gelen. Olumsuzlama yoluyla. Kıskanç evet. Olmayan, solak olmayan gibi. Evet. Ama belki bir sözlük birinde belirli bağlamlarda kıskancın karşıtı olarak kullanılabiliyor olabilir. Bunu biz kuramsal olarak bilemeyiz. Çünkü bu kurallı bir karşıtlık değil Murphy'nin terimiyle. Büyük akla küçüğü getiriyor kıskanç ya da şımarık ya da nazlı. Karşıtı ne acaba? Nazsız yok mesela. Evet. Benim 2013 yılında Dil Bilim Araştırmaları Dergisi'nde yayınlanan bir makalem var. Bu adlı, adsız karşıtlık örüntüsünü incelemiştik. Mesela lığını her sözcüğün karşıtı yok. Sızlı her sözcüğün lığını bir olumlu biçimde ilginç bir örüntü sunuyor. Belki burada vaktinizi almayayım. Ayrıntılı bir şekilde oradan bakılabilir. Eğlen türü sözcüklere geçtiğimizde ise demin dediğim gibi farklı bir görünümle karşılaşıyoruz. İnmek ve çıkmak bir eylemin yönelim olarak karşıtının yapılması. Yani merdivenden iniyorsunuz ya da merdivenden çıkıyorsunuz. Demin dediğim gibi otobüsten inersiniz, o zaman çıkmak olmak binmek olur. Uçak iner ya da kalkar. Bağlamsal değişkenler. Burada daha çok anlam değil, göndergenin yani eylemin gerçek dünyadaki yapılış biçiminin dikkate alındığını görüyoruz. Peki gülmek ve ağlamak eylemleri. Eğer karşılık kabul edersek nedenleri ve etkileri farklı iki eylemin yapıldığını görüyoruz. Yani bakın inmek ve çıkmak için geçerli olan ölçütler daha farklı bir ölçütten ötürü karşıtlar. Her biri için bir soru soruyorum. Burada da bir soru soruyorum. Bakmak eyleminin karşıtı nedir? Görmek geliyor akla ama o biliyorsunuz bir şey, felsefi bir... Bakmamak olumsuzu. Bakmanın karşıtı nedir? Birinci ölçüte göre yönelim olarak karşıtının yapılması belki arkasını dönmek olabilir. Ama ikinci ölçüte göre nedenleri ve etkileri farklıysa o zaman görmek olabilir gibi bir şey var. Yani bir boşluk var. Kuramsal olarak karşıtının ne olacağını açıklamakta zorlanıyoruz. Ancak metin düzlemine gitmemiz gerekecek. Göz ardı etmek olabilir mi acaba hocam? İşte bir bağlamda. Bakmak. Tabii bu arada şeyi hiç gündeme getirmiyorum. Yani eylemlerin, hatta tüm sözcüklerin çok anlamlılığı. Bakmak biliyorsunuz bakıcılık yapmak anlamına da gelir. O tamamen başka bir konu. Ad türü sözcüklere geldiğimizde ise kaynaklarda en çok yer verilen durumlardan bir tanesi budur. Anlam birimcik ayrımı. Der ki kaynaklar bize çoğu kişinin sandığının aksine karşıt sözcükler aslında çok yakındırlar biliyorsunuz. Yani %75 gibi bazen ortaklık oluyor. 4 tane temel anlam birimcik veriliyorsunuz. 3'ü ortak oluyor. Örneğin anne baba karşıtlığında insan, canlı, yetişkin, ortak, dişi ve erkek farkı var. O yüzden karşıtlar. Bu bağlamda at kısrak karşıtlığını rahatlıkla açıklayabiliyoruz. Dişi ve erkek anlam birimciklerinin farkı oluyor. Tay oğlak karşıtlığını kimin yavrusu ve neyin yavrusu olma bakımından açıklayabiliyoruz. Türk-İngiliz karşıtlığında hangi anlam birimcik farklı bunu açıklayamıyoruz. Bu biraz dil dışı bir olguya gitmemizi gerektiriyor. Ama en önemli soru şu. Eğer anlam birimcikleri karşıtlığı belirlemek için bir ölçüt olarak kullanacaksak, anlam birim açısından birbirine çok yakın olan kağıt ve karton sözcükleri de karşıt mıdır diye sormamız gerekir. Hocamızın az önceki katkısında olduğu gibi evet, bağdaşmazlık çerçevesinde karşıt kabul edilebilir. Ama aklı hiç gelmeyen, ilk başta gelmeyen bir karşıtlık örneği sunuyor. Kurallı karşıtlık, Murphy'nin sözünü ettiği kurallı karşıtlıklarla ilgili önemli bir nokta var. Bunlar sözlükçe düzleminde çağrışım ilişkisiyle birbirine bağlı. Ancak İşte şimdi artık bir noktadan sonrası resim çalışmaların ötesine geçen bir boyut ifade edecek. Metin düzleminde eş dizimlilik ilişkisi devreye giriyor. Hepimizin bildiği gibi büyük sanatçının karşıtı küçük sanatçı değil. Biz büyük sanatçının karşıtının ya da bu bağlamda kullanılan büyük sözcüğünün karşıtının ne olduğunu bulmak için tek bir şey yapabiliriz. Değerleme bakarız, herhangi bir değerleme ve sanatçı sözcüğünün aldığı sıfatlara bakarız ki birazdan örneğini vereceğim. İşte bu, yani kurallı karşıtlıkların dahi metin düzleminde farklı bir ilişki sunması bir varsayım üretmemizi sağlıyor. O da şu, sıfatların niteledikleri ada göre değişen karşıt anlamları vardır. Burada herhalde bir şey yok değil mi, bir problem yok. Niteledikleri ada göre karşıt anlamları değişiyor. Dikkat etmişsinizdir, ben sıfatları seçtim çalışmada. Sadece sıfat türü sözcükleri inceliyoruz. Eylemler, adlar çok başka bir ulam oluşturuyor çünkü. Eğer öyleyse,
veya bu durumda sözlüksel ya da çağrışımsal olarak karşıtı bulunmayan, örneğin kıskanç gibi sıfatların da karşılıkları metin düzleminde olabilir. Olur demiyorum, olabilir, bulunabilir bir yöntem kullanılarak. Bu bizim hareket noktamız olan varsayımlardan bir tanesi. Şimdi burası farklı bir çalışma. Jeffries 2010 bir kavram geliştiriyor. Karşıtlık tetikleyicisi diyor. Diyor ki arkadaşlar, kurallı karşıtlıklar, büyük, küçük, sıcak, soğuk, var, yok, uzun, kısa gibi akla hemen gelen karşıtlıkların birliktelik kullanımının görüldüğü çerçeveler, yani söz dizim yapıları, kurallı olmayan karşıtlıkları da üretir. Ve bu yapılara Jeffries, edim bilimden en son bir çalışmasından aldığı bir terimle tetikleyici adını veriyor, trigger. Açıkçası ben tetikleyici teriminin çok doğru olmadığını düşünüyorum. Sebebini birazdan açıklayacağım sizlere. Yapısal ve sözlüksel olmak üzere iki tür tetikleyici olabilir diyor. Örnek vereceğim biraz sonra ama kavramsal olarak şöyle söyleyeyim size. Mesela eğer bir cümlede, bir tümcede tam tersine ifadesi geçiyorsa o tümcede bir karşıt sözcük kullanımının olma olasılığı yüksektir. Ya da bir tümcede karşıt olarak gibi bir ifade geçiyorsa yine karşıt sözcük görme olasılığınız yüksektir. İşte Jeffries bu gibi yapılara, ki bunlar sözlüksel yapılar bir kısmı en azından, tetikleyici adını veriyor. Bazen de yapısal tetikleyiciler olabilir. Mesela olumsuzluğun kendisi başlı başına bir tetikleyicidir. Şöyle bir cümle düşünün. X nokta nokta değil nokta noktadır dediğinde bu yapı içerisinde karşıt sıfatla da karşıt ad geçme olasılığı çok yüksektir. Bunlara tetikleyici adını veriyor demiştim. Niçin çok doğru bulmadığımı da açıklayayım. Tetikleyicilik biliyorsunuz sözcük bilim alanında da çok kullanılır. Lexical trigger, yani bir sözcüğün diğer sözcüklerin kullanımını tetiklemesi gibi. Orada bir neden-sonuç ilişkisi var. Şimdi eğer biz bunları tetikleyici olarak görürsek şu anlaşılır. Eğer tümcede tam tersine geçiyorsa o başka bir karşıtlığın kullanılmasına sebep olur. Oysa bence tam olarak öyle değil. Tümcede karşıt sözcüklerin kullanımından ötürü bu yapılar kullanılıyor diye düşünüyorum. O yüzden belki daha sonraki çalışmalarda ben şu anda ana kaynağı sadık kaldığım için tetikleyici diyorum. Belki inleyici demek daha doğru olur. Karşılıklı inleyen yapılar demek daha doğru olacaktır. Kurallı karşılıkların birlikte göründüğü tümcelerdeki yapısal unsurların belirlenmesini gerektiriyor. Ve tetikleyicilerin sorgu terimi olarak kabul edilip derlem incelemesini yapılabileceğini görüyoruz. 28. Ulusal Dil Bilim Kurultayı'nda sunduğum bir bildiri vardı. O bildiri buydu. Bir çalışma yaptım ve bu çalışmada Türkçe'de kurallı karşıtlıkların birlikte kullanıldığı tümceleri inceledim. Çok sayıda tümceyi inceledik. Ve bu tümcelerde çok kullanılan bazı tetikleyiciler tırnak içinde fark ettim. Bir tanesi, söylemeye bile gerek yok ama bağlıcı. Mı yoksa, ister ister veya değil diyelim. Sonra bu tetikleyicileri bir sorgu terimi olarak, sorgu terimi gibi kabul edip derlemde sorguladığımızda bakın nelerle karşılaştık. Birinci cümleye bakınız mesela, sıradan ve özel karşıtlığını görüyoruz ki sıradan ve özel karşıtlığı bir kurallı karşıtlık olarak aklımıza hemen gelmeyen bir örneği. Saçma, yaratıcı örneğini görüyoruz. Hafif, ciddi. Mesela hafifin asıl karşılığı ağır, kurallı olarak ama bu bağlamda ciddi olarak kullanılmış. Hızlının karşıtı yavaştır, kurallı karşıtlık olarak ama burada arama terimi olduğunda detaylı çıkmış karşımıza. Fizikselin karşıtlığı psikolojik, ekonomik karşıtlığı politik. Tabii ki bunlar bir kere geçiyor olabilir. Bir kere öğretilmiştir. O zaman burada gerçek bir karşıtlığın olduğunu tam olarak söyleyebiliriz. Bir söylemsel örnektir ama sıklık arttıkça bu söylemsel karşıtlığın kurallı karşıtlığa doğru evrilmeye başladığını en azından bir öngörü olarak söyleyebiliriz. Evet, karşıtlık örüntüsü... Bir şey sorayım. Buyurun. Dinleyici marker karşıtlık olduğunu işaret eden unsur olarak kullanıyorum. Orada bir karşıtlık var. Belirti diyelim. Daha doğru ifade edelim. Marker olduğu zaman marker ama orada hayır, marker siz discursive marker. Bilimsel olarak bir imge belirtim yani. Allah'tan bir şey. Galiba belirti daha uygun olacak. Yani bir belirtisi, indeks, indis gibi bir şey belki kullanmak gerekecek. Ama tetikleyici olmadığını düşünüyorum. Yani tetiklemiyor. Zaten var. Tam tersi oluyor belki de. Normalde mantıksal bağlayıcılar diye kullanıyoruz onları. Doğru. Şeyde
Yani bağdaşıklık, bağdaşıklık bağlamında. Bağlantısal bağlayıcılar karşıtlığın varlığını gösteriyor bize. Evet. İşte o yüzden uyucunun daha rahat algılamasını sağlıyor bu karşıtlıkları. Evet. Onları bir sorgu terimi olarak kullandığınızda hiç görmediğiniz karşıtlıklar görebiliyorsunuz. Karşınıza çıkabiliyor. Evet, şimdi varsayımsal temeller karşıtlık örüntüsünün karşıtlık için tek bir anlam bilimsel ölçüt belirlenemeyeceğini az önce gördük. Sözcük türleri için farklı ölçütlerin olabileceğini görüyoruz. Türkçedeki, özür dilerim, sözcükçedeki kurallı karşıtlıklar metinsel görünümlerin sıklığına bağlı bir soyutlamaya dayanıyor. Bu da bir varsayımdır. Büyük küçük niçin kurallı hale gelmiştir? Çünkü çok sayıdaki kullanımın ortak özelliğidir. Şu sıklıkla bir arada kullanılmıştır. Sıfat türü sözcüklerin birçoğu getirdiği adlardan oluşan yeni bir anlam kümesi oluşturur. Bu nedenle birden fazla karşıtlıkları vardır. Ad ve eylem türü sözcüklerin pek çoğu için sözlüksel bir karşıtlıktan söz edemiyoruz. Çünkü belirleyici olan bağlam ya da söylem söz konusu oluyor. Bunlar varsayımsal temeller. Şimdi buradan hareketle çalışmanın nasıl yürüdüğünü anlatacağım. Tabii başka temelleri de var, varsayımlar da var. Doğal dillerde biliyorsunuz bilimsel terimler hariç çoğu sözcükler veya tüm sözcükler çok anlamlıdır. En azından gücül olarak onu taşırlar. Sözcük anlamlarından biri bağlam içinde etkin hale gelir. Bunlar çok klasik bilgiler. Sıfatların en önemli anlamsal özelliği ad ya da eylem türü sözcüklerden farklı olarak ilişkisel bir gönderime sahiptirler. Mesela araba sözcüğünü seçtim. Bir göndergesi vardır ama büyük sıfatının göndergesi nedir acaba? Kullanıldığı bağlamda bir ilişkiye gönderimde bulunur. Sıfat türü sözcükler nedenlediği ada göre değişen anlamlarından oluşan bir anlam kümesi oluştururlar. Semantik range deniyor kaynakta ona. O anlam kümesindeki her bir unsur ilgili sıfatın kullanıldığı bağlamda bir niteleme ekseni oluşturur. Büyük ev dediğimizde büyük boyut bildirir, büyük önem dediğimizde büyük derece bildirir. İşte bu bizim anlam kümesi dediğimiz şey. O halde karşıtlık örüntüsü sıfat ve ad birlikteliklerinin ve karşıtlık tetikleyicilerinin derlem sorgusu ile belirlenebilir dedik. Ve bu noktadan sonra yapmaya çalıştığımız, şu an yürüttüğümüz çalışmanın kısaca yönteminden söz edeceğim. Güncel Türkçe Sözlük Türk Dil Kurumu'nun GTS'de yer alan tüm sıfatları anlamlarıyla birlikte bir dosyaya topluyoruz. Arkasından derlem kullanmaktan söz ediyorum. Orada ufak bir sıkıntımız var. Şu an biliyorsunuz Türkiye'de birkaç derlem var ama mesela Mersin Üniversitesi'nin derlemi bir demo sürümü şeklinde 2500 sonuçla sınırlıyor. Ondan ötürü kullanım kullanmama konusunda çünkü henüz o aşamaya gelmedik. Kararsızız. Belki bize tüm sonuçları veren bir derlem gerekecek. Çünkü örüntü çıkarmaya çalışıyoruz. T.S. Corpus var biliyorsunuz. Taner Sezer hocamızın hazırladığı Corpus. Orada da gerçi bizi çok ilgilendirmiyor ama bazı etiketleme hatalarının olduğu söyleniyor. Bizim için etiket kısmı önemli değil. Biz sadece sıfatı sorgu terimi olarak kullanıp arayacağız. Büyük olasılıkla onu kullanacağız. Ve de ODTÜ derlemi kullanma olasılığımız var. Onun da kapsamı biraz küçük olduğu için belki tam sonucu vermeyecektir bize. Bunu yaparak yani derlemi kullanarak sıfatların nitelediği tüm adları belirleyeceğiz. Örneğin büyük sözcüğü Türkçe'de derlemde hangi adları nitelemiş? Bunu da ayrıca bir dosya var. Bir yere dosyalayacağız. Ve bunlar bir anlam kümesi oluşturacaklar. Yani sıfat artı ad bir anlam kümesi oluşturacak. Buradan sonra epey çapraşık bir iş gördüğümüz gibi bu anlam kümesinde yer alan tüm adların aldığı diğer sıfatları çıkarmaya çalışacağız. Yaklaşık 3 yıl falan sürecek bir çalışmadan söz ediyorum zaten size. En azından 3 yıl sürecek. Şimdi bunun belki küçük bir örneğini görmek isteriz diye bir projede yer alan bilgisayar hocası, bilgisayar uzmanı bir meslektaşım var. Onun böyle yaptığı küçük bir şey var, bir sunum var, bir çizim hazırladı. Kıvrak sıfatını seçtik örnek olarak. GTS'de kıvrak için 3 tane anlam verilmiş, gördüğümüz anlamlar verilmiş. Ve gerçekten bir derlem sorgusu yaptık. Burada ODTÜ Türkçe derlemi kullandım küçük bir demo olarak, bir örnek olarak. Aşağı doğru uzuyor, ben sadece bu kadarını aldım. En çok zeka sıfatını, adını nitelediğim 28 defa nitelediğimi görüyoruz. Sonra hareket, sonra dans diye gidiyor. Zeka en çok nitelenen ad olduğu için onu seçtik. Şimdi bundan sonra acaba ne yapmamız gerekiyor? Şunu yapmamız gerekiyor. Kıvrağın 3 tane anlamı var. Kıvrak zeka tamlamasında kıvrak bu anlamlarından hangisiyle kullanılıyor? İşlek. Ne dersiniz? İşlek. İkinci anlamı değil mi daha çok dikkat çekiyor? Şimdi bakalım
birazdan gireceğiz oraya. Ben bir ara verip birkaç şey söyleyeceğim. Spatlar farklı ölçütlerle çok farklı bulanlara yerleştirilebiliyorlar. Spat türlerini ayırabiliyorsunuz. Mesela nicelik spatı, nitelik spatı, ölçü, boyut, yaş, renk gibi. Ancak bunlar hiçbir şekilde evrensel bir sınıflamaya dönüşmedi. Farklı araştırmacılar farklı sınıflamalar yapıyorlar. Dixon zannediyorum çok kabul edilen bir sınıflaması var. Ama bunlar içinde en kestirme, daha doğrusu en risksiz olan sınıflama betimleyici ve sınıflayıcı spat ayrımıdır. Örneğin kırmızı elma da gördüğümüz kırmızı spatı elmanın doğal ve içsel bir özelliğini dile getirdiği için betimleyici bir spattır. Sınıflayıcı spatlarsa türleştiren, yani bir işte alt üst anlam ilişkisi kuran spatlardır. Ekonomik krizdeki ekonomik bir kriz türünü belirtir. Ama kırmızı elma bir elma türü değil aslında. Elmanın içsel özelliklerinden bir tanesi. Ama şimdi, yeşil elma ile karşılaştırırsanız kırmızı elma daha olgunlaşmış elma olduğu için. Bu şundan kaynaklanıyor hocam. Bilimsel bilgi ile gündelik bilgi farkından. Mesela domates bir sebze midir, meyve midir? Meyve değil mi? Çünkü çekirdeği var. Ama biz hiçbir zaman pazardan meyve almaya gittiğimizde domates almayız. Yani bize biraz meyve alalım dese birisi domates alır mısınız? Hayır. Bu onunla alakalı bir şey. Ben bunu sadece renk sıfatı örneği için kullandım. Haklısınız, belki daha iyi bir örnek konulabilir onun yerine. Kıvrak sıfatının nitelediği isimlere baktık. Arkasından zeka isminin niteleyen sıfatlara bakıyoruz. Şimdi tabii burada belki pek çok itiraz gelebilir. Ben çok vakti almamak için çok ana hatlarıyla anlatıyorum sadece. Zekayı niteleyen sıfatlar içerisinde kıvrağın karşıtı olabilecek sıfat nasıl bulunur acaba? Nasıl bulunacak? Yani ne yapmamız gerekiyor burada? Tüm sıfatlar içinde zekayı niteleyen sıfatların anlamları da bir yere yazılıyor. Bir yere depolanıyor bir veri tabanı olarak. Ve bir yazılım geliştiriliyor. Geliştirmekteyiz şu anda o yazılımı. O yazılım tanım tümcelerinde geçen anlam bilimcikleri keşfediyor. Yakalıyor daha doğrusu. Ve ortak anlam bilimcikleri yakaladığında bize bunu bir veri olarak sunuyor. Oradan sonrası tamamen dil bilimci yargısına kalıyor işte. Çünkü anlam çalışıyorsanız tamamen makinalarla çalışamıyorsunuz. Yani bir yerde sizin de bir yargıda bulunmanız gerekiyor. Ama biz bunu en aza indirmeye çalışıyoruz. En bilimsellik ölçütünü yerine getirsin diye. Durgun sıfatı bu açıdan dikkat çekiyor. Çünkü bakınız kıvrak için verilen canlı ve hareketliğin tam karşıtı olan canlı olmayan ve hareketsiz. Dikkatinizi çekmek istediğim nokta şu. Biz kurallı bir karşıtlık aracılığıyla kuralsız bir karşıtlığı göstermeye çalışıyoruz. Bunun için de anlamlara bakıyoruz. Çünkü çok iyi bildiğiniz gibi sözcükler sözlükte neyle tanımlanırlar? Çekirdek söz varlığıyla. Yani bir şeyi daha çok bilinen bir sözcükle tanımlar. Kurama göre çekirdek söz varlığı kurallı karşıtlıkları içeriyor. Buradan hareketle anlamlara bakın. Kıvrak için durgunu bir karşıt sözcük gibi görebiliyoruz. Ama dikkatinizi çekmek istediğim şey şu. Asla bir iddiada bulunmuyoruz. Kıvrağın karşıtı durgundur demiyoruz. Olabilir. Olası karşıtlarından birisi budur ve biz bunu seçenekli bir şekilde sunuyoruz. Bu bağlamda öyle. Sıfatların biçim bilimsel olarak sınıflandırılması da yapılacak bu çalışmada. Tüm lı ve sız biçim bilimi almış sıfatlar karşılaştırılacak. Çünkü hocamın az önce söylediği gibi orada bir marker var. Karşıtlık markerı var. Belirleyicisi, imleyicisi var. Onlar bizim için ayrı bir grup oluşturacak. Sal biçim bilimi sıfatlar da bizim için ayrı bir bölük oluşturacak. Çünkü bambaşka bir anlam ilişkisi kurabiliyorlar. Öbek biçiminde bazı sıfatlar var. Göz kamaştırıcı yani çok sayıda sözlük birim içeren sıfatlar var. Onları ayrıca bir grup halinde inceleyeceğiz. Ve sıfatların söz dizimsel ayrımı bu çalışma sadece niteleyici sıfatlarla sınırlı. Kırmızı elmayı inceleyeceğiz ama elma kırmızıdır incelemeyeceğiz. Çünkü o bambaşka bir söz dizim kuramlarına girmeniz gerekecek orada. Evet, belirlenecek kurallı karşıtlıkların birlikte yer aldığı cümleleri inceleyeceğiz. Dolayısıyla söylemsel karşıtlık belirlemesi için tetikleyicileri bulmaya çalışacağız. Sözlüksel birim ve söz dizimsel yapılar aracılığıyla da söylemsel karşılıklara ulaşmayı hedefliyoruz. Tabii bu esnada karşımıza bir takım sözlüksel boşluklar çıkacak. Örneğin kıskancın belki gerçekten ne söylemsel karşılık yoluyla ne de eş dizimlilik yoluyla hiçbir karşılığının olmadığını göreceğiz. Orada bir sözlüksel boşluk yargısında bulunacak. Sözlüksel boşluk biliyorsunuz kavramın olması ama sözlükte karşılığının olmaması.
nezleli var ama nezle olmayan kişiyi biz biliyoruz kavram olarak da sözlükte bir adı yok gibi. Sonuçlar seçenekli bir şekilde sunulacak. Dil bilinci yargısını mümkün olduğunca azaltmaya çalışacağız. Yani kıvrak zekadaki kıvrağın karşıtı durgun olabilir. Başka şeyler de olabilir. Veri girikleri, ölçütleri kullanarak kullanıcıya açık sunmaya çalışacağız. Son olarak olası sorunlar, çok sayıda belki şu an sizin de aklınıza soru işareti gelmiştir. Üç tanesini ben seçtim. Biri, evet bazı adlar var ki çok sayıda sıfat alıyor. Kişi, insan, çocuk gibi. Burada çok ciddi bir problem yaşayacağız. Eleme yapmak problemi. Sözlükte sıfatlar için verilen anlamlarla kullanımdaki anlamlar arasında farklar var. Bunlar için bir belirsizlik gidermesi yapmamız gerekiyor. Ama şu anda güncel olarak bize en çok zorlayan şeyi söyleyeyim size. Burası. Biz Türkçedeki sözlük birimlerin neler olduğunu tam bilmiyoruz. Ekonomik kriz diye bir şey sözlükte geçmiyor. Acaba bu durumda büyük sıfatı ekonomik krizi mi niteliyor? Yoksa büyük ve ekonomik ayrı ayrı krizi mi niteliyor? Bu bir matematiksel köşeli paranteze alma sorunu gibi gözüküyor. Ama bu sorunu aşmamız gerekecek. Büyük olasılıkla sözlük, onu temel aldığımız için sözlükte geçenleri kabul edeceğiz. Bu durumda büyük ve ekonomik ayrı ayrı sıfat olarak değerlendirilecek. Ama açıkçası yani bilimsel mantıkla yaklaştığımızda ekonomik kriz bir sözlük birim niteliği taşıyor. Çünkü başka ölçütlerle de bunu görebiliyorsunuz. Evet, beklenen sonuç ve... Buyurun. Pardon. Estağfurullah. Birim sözlüklerin taramamızda fayda olabilir. Çünkü bazen böyle hani adın yanında sıfatlıyormuş görünse bile o iki sözcüktür. Yani bileşik bir terim oluyor. Haliyle o zaman onun bir birim olarak görülmesi gerekiyor. Evet. Tek bir girdi olarak. Çünkü terim sözlüklerinde de mesela 2-3 sözcükten oluşan terimler var. Hatta daha fazla bir 4-5 sözcükten oluşan açımlama neticesinde ortaya çıkan terimler var. Dolayısıyla yani orada belirleyici kriter olarak belki terim sözlüklerinin mesela ekonomiyle şu durum, şu örnekte evet. Ekonomiyle ilgili bir terim sözcüğüne başvurulması. Evet, çok güzel bir katkı. Kullanılabilir. Çünkü gerçekten çok büyük bir sorun yaşıyoruz. Tabii verdiğim örnek belki size o noktaya götürdü ama terim sözlüklerinde de bulamayacağınız pek çok örnek var. Sözlük birim belirleme sorunu olduğunu düşünüyorum ben Türkçe'de. Yani sözlükle ilgili problemimiz var. Yani sözlük nasıl yazılır? Sözlük birim yok, yok Türkiye'de bir kere. Yok, zaten öyle bir şey yok. Yani evet. Türkiye'de henüz daha emekleme seviyesinde sözlük birim. Çünkü alfabetik dizinde halen daha bizim sınıflandırmamız. Bir örnek vermek istiyorum. Kavramsal düzende değil. Ancak işte internet ortamında 50 başlı sözlükler var. Benim öğrencilere de internette şunlar var demem dedi. Onlar belki biraz kavram bazlı görünse de gene de yani alfabetik bir dizinden hareket ederek bu da çok büyük bir eksiklik. O kadar çok çeşit var ki yani evet. Vocabulary var, glossary var. İşte hepsi farklı şeyler aslında. Hepsi farklı. Thesaurus var, nomenclature var, var da var ama Türkiye'de sözlük diye bir şey var. Başka da bir şey yani yok. Soruda dikkatinizi çekmek istedim. Ben başka bir çalışmada onu incelemiştim. Ad bileşiklerinin sözlükselleşmesini. Banka cüzdanı var ama nüfus cüzdanı yok sözlükte. Niye? Daha önemli bir şey söyleyeyim. Çok özür dilerim hocam. İspanyol müziği diye bir madde başı var ama Türk müziği yok. Yok. Evet. Madde başı olarak geçmiyor. Ve inanın sebebini bilmiyorum. Yani dil bilimsel ölçütlerle açıklanamayacak bir şey bu. Öyle gözüküyor. Ya bir standartlaşma da yok dilde. Mesela ben bunu sık sık söylüyorum. Şimdi yazısa ortografik farklılıklar var. Veri bankası diye iki ayrı sözcük gibi yazılıyor. Hı hı. Ama veri bankası bitişik yazılıyor kimi yerde. Evet. Kimi yerde el çantası ayrı ayrı yazılıyor. Ama kimi yerde bitişik yazılıyor. Ama en vahimi de bence mesela dil bilimi kelimesi çok tartışmaya geçiyor. Dil bilim mi, bilimi mi? Bana göre dil bilimi. Çünkü oradaki i takısı onu belirleyici oluyor. Yani neyin bilimi, dilin bilimi anlamında dil bilimi ve ikisi bitişik yazılarak i takısı belirleyicilik var. Ama biliyorsunuz dil bilim demek de dil bilimi demek, başka bir şeyin markerı Türkiye'de. Tercih ettiğiniz çalışma yöntemini belirliyor. Yok, bana göre yani gramer açısından bir tutarlılık olması. Mesela el feneri. Evet. El fener demiyorsun. El fener demiyorsun. El fener diyor musunuz? El çanta deniyor mu mesela? Hadi tamam orada ayrı yazılıyor ama kimi yerde bitişik de yazılıyor. Yani bir standart yok. O yüzden bana göre hepsinin takı alıp da o metin
önle, yani belirleyicilik bağlamında o takıyı alıp bitişik yazılması gerekiyor. Evet. Ve tek bir madde girişi olarak da görünecektir o. Evet. Yani çok temel bir sorunlar var. Bizim çalışmamızda doğrudan etkileyen sorunlar. Ben beklenen, hayal ettiğimiz, hedeflediğimiz, bilim de hayal olmaz da hedefleme olur. Hedeflediğimiz bazı sonuçlardan söz edip konuşmamı sonlandıracağım. Bir kere ulusal düzeyde değerler tabanlı ve en önemli nokta burası. Değerlendeki dayanağı kullanıcıya açık, belki ilk karşılıklı sözcüğü olacak. Çünkü Princeton'ın değerlemsel dayanağı açık değil kullanıcıya. Sözlük yazımı hocamızla konuştuğumuz konu, otomatik sözcük anlamı belirleme ve sözler çözülmesi konusunda bir takım yararların olmasını umuyoruz. Türkçedeki sıfatların anlam kümesi ortaya çıkacak. Dereceli ve derecesiz karşıtlık ayrımı ve bu ayrımı belirleyen bağlamsal değişkenler göz önüne serilecek ve ortaya konulacak. Tabii ki son yılların çok revaçta bilimsel çalışma konusu da çok mutlu edecek bir şey. Türkçenin ana dili ve yabancı dil olarak öğretiminde de kullanılabilecek bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Beni davet ettiğiniz için ve buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılarımla, sevgilerimle. Teşekkür ederim. Çok güzel bir konuşmaydı. Çok ayrıntılı, çok güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Benim katkım sıfatlarla ilgili bölümde. Yüklenici sıfatları incelemenin, tümce düzeyinde incelemenin söz dizimsel kuramlara geleceğiyle ilgili bir konuşmada bulundunuz. Söz dizimsel düzeyde, daha doğrusu tümcesel düzeyde incelemeseniz bile, öbek düzeyinde inceleseniz bile aslında yine söz dizimsel kuramlara girmek durumunda kalacaksınız. Çünkü bazı sıfatlar rol kuramından biliyoruz ki, daha doğrusu biz sezgisel olarak biliyoruz ki, yalnızca tek üye değil, birden fazla üye gerektirirler yanlarında. Söz gelimi borçlu sıfatı. Borçlu çocuk değil de birine borçlu çocuk. Değil mi? İki tane üye gerektiriyor burada. Ama kırmızı sıfatını düşündüğümüzde tek bir üye gerektirir. Dolayısıyla aslında yine yüklenmeyici ve niteleyici sıfat ayrımı yerine sıfatları da hani bu düzeyde incelemek belki çalışmaya daha büyük katkı sağlayabilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Benim orada kastettiğim şey tam olarak şuydu aslında. Dırdır yani koşaçlı tümceler devreye girecek sonu sıfat olan. Bu durumda olumluluk, olumsuzluk gibi bir konuya da girmemiz gerekecekti ki bu epey sınırları genişletecekti. Açıkçası o biraz bizi korkuttu. O yüzden sadece niteleyici sıfatları kullanmayı tercih ettik. Ama söylediğinize kesinlikle katılıyorum. Başka konular da var orada. Mesela sıfat dizilimi çok önemli olacak. Bu takım sınırlılıklar gösterir. Sıfatların hangi türlerin ada yakın olduğu, hangilerinin uzak olduğu ve evet orada söz dizimsel bir takım kavramları kullanmamız gerekecek. Doğru. Teşekkür ederim katkınız için. Buyurunuz. Ben de aslında öncelikle çok teşekkür ederim. Bir de inanılmaz zor bir iş olduğunu son derece farkındayız. Bir de yani çok etkileyici sonuçları olabilecek bir şey. Çünkü buradan çıkacak sonuçların birçok dil bilimi başka alanlarıyla da hani hem yardımcı olarak hem onları da bir şekilde değiştirecek sonuçlara ulaşabileceğini düşünüyorum. Birkaç tane hem soru hem de gelecekteki yapılacak çalışmalara ilişkin belki saptama diyebiliriz. Şimdi 28. slide'da şöyle bir şey geçmişti. Hani bir çizgi aslında çok açmasına gerek yok. Bir çizgi çektiniz, sol tarafa küçük ve büyük dediniz. Şimdi sıfatları bir böyle, yani sadece sıfatlar için konuşmayayım da zıtlıkları bir böyle çizgisel olarak ayırabiliyoruz. Evet. Ama bir de işte Türk, İngiliz ama mesela Türk, Alman da bir karşıtlık ya da Türk, Fransız da bir karşıtlık. Yani daha ulamsal bir kategorisel üst başlık altında. Yani hepsi çizgisel değil. Kimileri çizgisel, kimileri ulamsal. Öyle bir farklılığa gönderimde bulunan bir şeyden hani zaman da tabii çok önemli bahsettiniz ama de, öyle bir farklılığa değinecek misiniz? Onu merak ediyorum. Evet. Aslında söz ettim. Yani şey anlamında yani bu aslında çok ortasında yani hani core tam merkezinde olan bir şey aslında. Evet. Çünkü İlk başta sıfatlardan ya da derecelendirmeden ya da nitelendirmeden bir şeyden bahsediliyorken bu en merkezde olan bir şey. Hani dediğim gibi zamandan kaynaklı olabilir. Aslında bence çok daha önde olması gerekiyor gibi düşündüm. Katılıyorum. Yalnız sonuç bizim hedeflediğimiz sonuçlardan biri her sıfat için bir sorgu ekranı olacak. Daha doğrusu sonuç ekranı olacak. O ekranda bu bilgilerin tümünü görebilecek kullanıcılar. Şimdi
Bir de en sonlarda ben 42. slide diye not almışım ama bir bilimci görüşünü minimize edeceğiz gibi bir şey söylediniz. Bence bir de dil bilimci görüşü katılarak, yani o çalışmanın sonunda olacak bir şey tabii, bir karşılaştırmaya gidilmesi bence farklı bir şey, anlamlı bir fark ortaya koyabilir. Farklı dil bilimci evet. Aslında biraz işte bu tip toplantılar daha da onu tanımıyorum. Veya i̇şte çok güzel katkılar geliyor. Ya da ulusal dil bilim kurultayı falan gibi, yani öyle toplantılar. Son olarak ben ileri çalışma olarak onu düşündüm. Bu çalışma hani kendi alanım, kendi çalıştığım alanla da bütünleştirerek, hani metin ölçütlerini ele aldığımızda, bağdaşıklık ilişkilerine baktığımızda, farklı metin türlerinde bunların nasıl ortaya konduğuna ilişkin, tabii ki bu çalışmanın bitmiş ya da en azından son aşamalara gelmiş olması gerekiyor. Çok farklı sonuçlar doğurabilir. Yani çünkü metin tipi, metin türü, bu kavramların Türkçe için konuşuyorum. Henüz açıklanmaları çok böyle kesin sınırlarda değil. Geçişmiş durumda çok şey var. Mesela sizin çalışmanız da anlamsal olarak o sınırları çizmede bir ölçüt olabilir. Evet. Yani farklı metin tiplerindeki kullanıma dair. Bir başlangıç yani çalışması. Çok gelecek vaat ediyor bence. Umarım öyle şey olur. Başlangıç çalışması olduğunu en başta da söyledim. Az önce sunumdan önce Doğan Hoca'yla da konuşuyorduk. Dil bilimde hiçbir çalışmayı bitirmek iddiasında olamayız ama başlamak iddiasında olmalıyız. Yani öyle acı arkadaşlarıma da onu söylemek istedim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Peki, çok teşekkürler arkadaşlar. Tekrar sağolunuz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar yorduk sizi. Daha doğrusu Bilim Topluluğu Başkanı arkadaşlar. Bu bağlamda arkadaşlar size, ben de onların adına mutlaka bir takdim etmek isteriz. Çok teşekkür ederim. Kabul edersiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.